Ben de eğlendim. Bülent Hanım da aynı şekilde hepsini devam çekeyim. Ben seçtiğim şarkıları söyle Bülent Hanım'a da gösterdim. Bunlar var repertuarımda bulalım istedim. Çok güzel dedi. Aldım okey bizi. Çıktık sahneye. Peki Yekten şarkısı repertuarda var mıydı? Sonradan mı eklediniz? İlk çıktığı günden beri vardı. Çok seviyorum. Şu sebepten dolayı sordunuz mu? Demet Hanım söylüyor. Bizim popstarımız, popstar büyüğümüz. Benim için arada bir kırgınlık vardı. Saygısızlığı. İnsanlar arasında böyle kırgınlıklar olabilir. Bazı şeyler olabilir. Bizim popstarımız Demet Hanım. O yüzden hiçbir şey yok. Kırgınlığın sebebi şu mudur? Herkesin hayatında yok, olmuyor mu? Yok hani oluyor da hani şu sebep hani şöyle bir haber çıktı işte bir saat. Ben saatçi sakmam ki. Buse Varol'a işte aldığı saatten ay, bana alır mısın? Hayır öyle bir haber şey değil. Ben öyle bir şey diyebilir miyim Demet Hanım'a? Kesin. Veya başkasına öyle şey olur mu? Demet Hanım'a öyle bir şey asla diyemem öyle bir şey. Görüşü olmuş herhalde. Ya insanlar arasında böyle şeyler olabiliyor. Bak siz de sordunuz Demet Hanım da cevap vermedi. Herkes yarın öbür gün bir şey olur, bir çiçek yoluna bir şey söylerim ben. Hep Demet Hanım'a cevap vermedi. Hani öyle kötü bir şey yok. O muhteşem bir anne her şeyden önce. Ben ev halini de gördüğüm için Demet Hanım'dır. Hiçbir zaman ona karşı saygısız bir şey. Ama sevinci yetiştirdi. Hiçbir zaman kaçırmayalım. Bir anda tepkilerseniz hani konuşur musunuz? Tabii ki selam veririm. Nasılsınız Demet Hanım? Bir şey yok. Sizi genişliyor. Evet canım. Kendimizi geliştiriyoruz. Hani hala söylüyorlar. Yani playback yaptığımız dönemler de öyle geliyor. Şu mekanlarda. Canlı gitmeye daha çok uğraşıyorum, çalışıyorum ki kendimi daha da iyi yerlere getirmek için. Her zaman söylüyorum ben sanatçı değilim. Ben sanatçıyım. O yüzden kendime diğer iş alanlarına daha çok ilgilenmeyi düşünüyorum. Demek istemediğim insanlar olabiliyor. Fenomen veya başkası veya insanlar. Engelliyorum, keşfetme bile düşünüyorlar. Bu yorumlarda sınırlarınız var mı? Hani şu sınırları aşarsalar. Kimse o kadar cesaretli değildir herhalde yazıyorlar ama böyle yorumlar görmedim ben daha çok. İşte herkes gözü canı sıkılıyor yazıyor var mı merak ettim. Son olarak en son çıkardığınız markanın Çırağan Sarayı'ndaki bir izdiham yaratmıştınız. Evet, yollar kapandı Çırağan Sarayı'nda. Evet, Avrupa'da da mankenler olsun bazı sanatçılar kendi markalarıyla dünyaya tanıttılar. Siz de bunda bir önce olur musunuz? Zaten satışlar ne durumda? Avrupa bazlı özellikle şükür, soruyorum. Çok şükür her şey çok güzel gidiyor. Kendi markamla alakalı. Şimdi kredi çektim. Yeni bir ürünü çıkartmak için. Çünkü yurt dışından getirtiyorum. Selim Ciğerci kredi çekti. Evet, çektim. Ondan sonra her şeyi kendi başıma yapmak istiyorum. Babam da var ama kendi tırnaklarımla bir şeyler yapmak istiyorum. Hayatı boyunca kimseden ancak sadece fikir desteği alabilirim. Çektik yeni bir şampuan çıkartacağız. BB'leri nasıl çıktı? İnsanların hem yüzü güzelleşti hem de kabuklanmayı, pullanmayı hem onarıcı BB çıkartıyoruz. Rujlarımız da aynı şekilde olacak. Şimdi şampuanlarımız, allıklarımız inşallah dünyaya açılacağım kozmetik olarak. Güzel şeyler yapmaya devam edeceğim. Öyle yani. İyi ki varsınız. Mesela peki son olarak ilk işe bu işlere başladığınızda bu dereceye geleceğini biliyor muydunuz? Düşünüyor muydunuz? Bu kadar yükselebileceğinizi? Her şeyi Allah. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum.